Karavan ve gezeneve ocak nasıl takılır ve 2 kilogramlık piknik tüpü ocağa nasıl bağlanır adlı içeriğimize hoş geldiniz. Ocağı takarken şu aşamaları da sizlerle paylaşacağım. Sızdırmazlık fitili takma, ocağın doğalgaz enjektörlerini LPG tüp enjektörleri ile değiştirme, ocak düz tüp hortum girişini L giriş ile değiştirme ocağın alttan kancalarla sabitlenebilmesi için çekmecenin çıkartılması. 2 kilogramlık piknik tüpünü ocakta kullanabilmek için dönüşüm dedantörünün takılması. Ocağın denemesinin yapılması. Ve tüpün karavana sabitlenmesi. Öyleyse hadi başlayalım. 5 milimetreye 5 milimetre sızdırmazlık fitilimizi ocağın kenarlarına yapıştırıyoruz. 5 milimetreye 10 milimetre yapıştırsaydık daha iyi olurdu. Lakin elimizde bu var. Aslında bu köşeler fitil kesilmeden bu şekilde dönülür. Lakin bizim ocak yerimiz biraz geniş açıldığından fitili hem sıfırdan yapıştırmak hem de bu köşe evyenin musluk teknesinin yanında olduğu için fitili oldukça sıfırdan sıkı dönmeliyiz. Fitilimizi ocağımıza bu şekilde yapıştırdık. Bunun gibi geniş kesim ocak yuvalarına fitilin tam oturtulması sağlanmalıdır. Ocağı yerine koyup ocağın boru giriş yönünü denetleyelim. Tüp borusunu buraya rahat sokup çıkarabilmek için bunu L türünde giriş ile değiştirelim. Burada 24-25 anahtar kullanıyoruz. Husetliği aldık mı? Diğeri elle sökülebilecek seviyede. Bunu çevirerek L ucumuzu buraya sıkıştıracağız. Son aşamada L ucu 24 ile tutup dip tarafı 25 anahtar ile L ucuna sıkıştırıyoruz. Hortum, dedantör ve hortum kelepçelerini çıkarıyoruz. 8 mm kablo olduğunu görüyoruz. Türk malı olduğunu görüyoruz. 2 kilogramlık piknik tüpünü ocakta kullanmaya imkan veren geniş çember gaz akış düzenleyici dedantör. Kutusundan böyle iki tane de kelepçe çıkıyor. Bu geniş çember bir de dar çember var arkadaşlar. Bunu alırken dikkat etmeniz gerekir. Ya tüpü dedantöre ya da dedantörü tüpe uyumlu geniş ya da dar çember almalıyız. Bu da muslu arkadaşlar. Dar çember, geniş çember nedir? Nasıl anlarız? Dışarıda Doğrudan 2 kilogramlık piknik tüpünde yemek yapmak istiyoruz. Tüp üstü ocak alma durumunda seçimi nasıl yapacağız? Misal, orgazın K635 bu ocağı dar çemberdir. K636 bu ocakları ise geniş çemberdir. Bu tüp musluklarına baktığımızda solda ucu ince uzun ve orinkli olan dar çemberdir. Bunu genelde aygaz kullanır. Sağdaki ise sadece dibinde conta olup ucunda conta yoktur. Bu geniş çemberdir. Bunu da genelde ifragaz kullanır. Artık dedantör seçiminizi de tüpünüze göre dar çember ya da geniş çember olarak rahatlıkla seçebilirsiniz. Kelepçeleri hortuma geçirip ardından da hortumu ocağa bağlayıp kelepçelerini sıkalım. Şimdi de ocağı tezgaha sabitleme kelepçelerini takalım. Bu kelepçeleri yerli şirketimiz Kumtel'in hizmet noktasından satın aldım. Yuvalarını açtıktan sonra böyle boşluk bırakıyoruz ki yerine takarken rahatça takabilelim. Çünkü sıkma işlemini yerinde gerçekleştireceğiz. Fitilin geleceği bu noktaları iyice temizleyip kuruluyoruz. Ocağı tezgaha koyarken önce hortumu geçiriyoruz. Sonra sabitleme kancalarını her iki taraftan da içe doğru itip ocağı yerine yerleştiriyoruz. Sabitleme kancalarımızı sıkarak ocağı tezgaha sabitlemeye başlıyoruz. Sabitleme kancalarını sıkarken de fitilin aralıkları doldurduğunu gözlemliyoruz. Tatlı sert bir şekilde sıkıyoruz. Sağ tarafı karşılıklı olarak sıktık. Şimdi çekmeceyi çıkartıp sol tarafı sıkacağız. Çekmeceyi çıkarmak için şuralarda sağlı sollu mandallar var. Bu mandalların sağ taraftakini aşağıya, sol taraftakini de yukarıya bastırıp çekmeceyi çekmemiz yeterlidir. Çekmece ray düzeni sizlerde ters takılmışsa bu defa sağ tarafı yukarı, sol tarafı aşağıya bastırıp çıkarabiliriz. Şu kilite çekmecedeki şu mandal girdi mi kilitleniyor. Bu sağdaki mandalı aşağıya, soldaki mandalı da yukarıya ittirdiğimiz zaman çekmeceyi çıkarabiliyoruz. Şimdi çekmecenin üstüne denk gelen kelepçeleri de sıkalım. Şimdi yuvalarını takmak için aynı şunu şöyle şuraya geçiriyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde. Sonra şu şekilde yapıyoruz. Bu çekmecenin ray tamiri, sökme takma işlemlerini sağ üst köşeden detaylı olarak izleyebilirsiniz. Şimdi doğalgazdan LPG'ye tüpe dönüşümü yapalım. Eğer ocağınız doğalgaz enjektörlerine, memelerine sahipse bu orta gözün enjektörünün üzerinde 106 yazar, küçük gözün enjektörünün üzerinde de 90 yazar. Enjektörlerin anahtarı 7. Şimdi enjektör sökme takma işlemini görelim. LPG dönüşüm enjektörleri kutusunda yoksa bir tüpçü ya da ocak hizmet noktalarından LPG enjektörleri temin etmelisiniz. En küçük göze 55, orta göze de 70 takabiliriz. Bu noktada sizlere bir detay bilgi vereyim. LPG yani piknik ev tüpüne bağlı ocaklarda en büyük göze takılan 90 numara enjektör, doğalgazlı ocaklarda en küçük göze takılır. Şimdi enjektörü yerine takalım. Bu ocağın kendi enjektörleri var. Numaraları da orta göz 65, küçük göz 50. Eğer olmasaydı biz büyük göze 70, küçük göze de 55 takacaktık dönüşüm dedantörümüzü takmadan önce kutusun üzerindeki uyarılara ve kitapçığına kısaca göz atalım. Geniş çember tüpümüzü açıyoruz. Dedantörümüzü de çıkaralım. Kelepçeyi şu iki şerite tam ortalayıp sıkmamız belirtiliyor. Bu işlemi yaparken gaz akış düzenleyici dedantörün musluğunun kapalı olduğundan emin oluyoruz. Kelepçeyi hortuma geçirip hortumu da dedantöre sokuyoruz. Kelepçeyi bu iki şeritin üzerine denk getirip sıkıştırmaya özen gösteriyoruz. Önce gaz düzenleyicinin musluğunu sonra da ocağın düğmelerini açarak ocağımızı sınayalım. Bu aşamada sınamamız başarılı. Bu son aşamada tüpü karavana sabitlerken tüpü ocağın ve teknenin altına gelen bu köşeye sıfırlayarak yerleştireceğiz. Burada da bu ölçülerdeki L demir ve burmalı çivilerden kullanacağız. Diğer birçok gezenev içeriğime sağ üst köşeye tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tüpü kenara alalım. Diğer çivisinde rahatlıkla takalım tüp tabana zarar vermesin diye altına böyle yalıtkan bir şey koyabilirsiniz. Tüpü kolaylıkla koyup alabilmeniz için bu sabitleyici L demir ile tüp arasında 1 mm kadar boşluk bırakmaya özen göstermeliyiz. Faydalı olduysa beğenerek abone olarak desteğinizi bekleriz. Başka bir içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.